Niye görmedin ya? Kadroya göre hoca mı hocaya göre mi? Kadro. E, klişesi var ya tartışması. Şu Tabii, anda gelinen göre, nokta ka kadroya göre kadro. hoca. Hocanın kadrosu olur. Benim fikrim o. Ay, ama şimdi %10 şey, bulutun başarısız olmasının sebebi hocaya göre kadro olmaması zaten. Mantıklı o ama e, yani Emre Berezoğlu'ya çok etki verildi. Spor direktör olarak. Benim mantığım şu. Bu takım Emre Berezoğlu kurduysa bırak bırakın bu takımın hesabını da Emre Berezoğlu versin. Bir sezon daha devam etsin. Artı şu var Mehmet işin puan olarak Erol Bulutlu 10 maçla Emre Berezoğlu 10 maç arasında bir puan fark ya var yok ama ben kendi gözlerimiz oynan futbola da fark var. Emre Berezoğlu daha güzel futbol oynattı. Daha büyük takıma yakışır futbol oynattı. Beşli orta saha vesaire. Alanya'da 10 kişi kaldığı gibi Mesut Özil'i kenara almadı. Yani bir şeyler yaptı. Artı kredi çok önemli. Otorite o dominantlık. Ben e, hiçbir oyuncunun e, trip attığını tırnak içinde görmedim. E, hatırlayalım Gaziantep maçını Mehmet. E, Mert Hakan kulübe geliyor. Erol Hoca bir şey anlatıyor. Tribündeki Emre Belozon dönüyor mesela. Emre Belozon'un böyle bir ağırlığı da var ki bu ağırlık bence önemli. Sergen Yalçın'a da var bu Beşiktaş'ta. Fatih e zaten fazlasıyla var. E, artı sağ kenarındaki vücut dili de futbolcuyken Emre Belozon'un agresifini eleştirirdik. 10 hafta tek tepki oldu. O tepkisinden haklıydı Kasımpaşa maçında. Bir kısa topu yüzünden. O Mert Hakan Erol Hoca Emre olayı öyle göründüğü gibi değil ama genel anlamda söylediğine katılıyor. Nasıl göründüğü gibi değil? Gör, ya yani orada işte Erol Hoca'yı dinlemedi, Emre'ye döndü falan filan o öyle değil. O anlık kamera yansıyan bir şey o şekilde yorumlandı, o şekilde anlatıldı, öyle değil o. O onu hatırlatayım tekrar. Ama evet, e, bazı futbolcuların e, Erol ile olan ilişkisi Emre olan ilişkisinden daha farklıydı. Ya bu da e, Tercih meselesi olabilir ya da şu var mesela, e, bu futbolcuları kim getirdi? Bu futbolcuların transfer tercihleri nasıl oldu? Orada da mesela yine e, Sayın Başkan'ın söylediği bir şey var. E, sportif direktör ve teknik direktör. bu Türkiye'deki yetki ve ego olayı işte nasıl dengelenir, nasıl dengelenmeli? Hala sportif direktörlük e, makamına inanıyorum diyor ama işte Türkiye'de bu uygulanamıyor. İşte Bayan Miniş benzer bir süreç yaşadı. Hocayı gönderdiler. Salih hiç kaldı orada. Abi başarılıydı hoca ama... Hoca çok başarılıydı. Ama Bilinç. öyle olmuyor işte. Yani Türkiye'de farklı şeyler oluyor. Böyle bir hoca getiriyorsun. Hoca sportif direktörü gönderebiliyor. Veya sportif direktör e, oturunca bu sefer Türkiye'de yorum şöyle yapılıyor. Ya hocanın kuyusunu kazdı yerine geçti. Fenerbahçe'de bunu Aykut hem Hocaman Aykut Kocaman, yaşadı hem Emre Belezoğlu yaşadı. Ben buradan milyon kere anlatıyorum süreci milyon kere anlatıyorum. Bak, hataları olmuş olabilir. Hataları olmuş olabilir. Ama hiçbir şekilde kasti olarak ben bunları 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 yapayım bu hoca gitsin ben de buradan hop onun yerine atlayayım Yok, böyle bir şey olmadı. Ne Aykut Kocaman'da ne Emre Belözoğlu'nda. Ama ben burada milyon kere anlatsam da maalesef insanlar kendi kafalarında oluşturdukları, hayal dünyalarında oluşturdukları doğruya inanmayı tercih ediyorlar. Ben bir şey yapamam. Sonuç itibariyle gelinen noktada tabii yani yeniden bir sil baştan yapmayacak Fenerbahçe. Yapmamalı. Yapmayacak. Peki bir şey soracağım, size soracağım. Şimdi siz senin opsiyonluydu, bir artı birdi. Siz seni devam etmeyecekler. Samatta'dan kurtulmaya çalışıyorlar. Perotti'den de kurtulmaya çalışıyorlar. Lemos kadro düşünülmüyor. Gustavo aynı şekilde yüksek ücret sebebiyle. Sosa ile ilgili sıkıntılar var. Tiam düşünülmüyor. Novak soru işareti. Caner. Bir saniye. Yabancılardan bahsediyorum. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane isim saydım. Kalan yabancılar Pelkas, Salay, Valencia, Osay, Tisserand. Bu arada Tisserand da çok memnuniyet veren bir isim değil. bunun dışında Frey var. Zanka var, Dirar var, Allahyar var. Bunlar kiralıktan dönen oyuncular. Hiçbirisi kadroda düşünülmüyor. Ee, ben Zanka'yı düşünürdüm orada arada kadro. Ben Zanka'nın kötü stoper olduğunu düşünmüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok net fikrim. Şu anda Tisserant'la daha iyi. Bak Sadık, Tisserant, Lemos. <laughs> Bunlar mı desem ben gözüm kapalı Zanka'yı tercih ederim orada. Ben anlamadım niye bak, bu kadar kolay. Gözüm kapalı Zanka'yı tercih ederim orada. Ama ya hele Tisserant'ın e, timing hatalarını falan o düşününce. Malatya maçı yaptığı penaltı. Yani inanılmaz bir şey. Ama tercih o şekilde. Şimdi e, kaç? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yabancı oyuncu ki bunların minimum 5 tanesi kesin olarak gidecek. E, yerlilerden de sadık kadro düşünülmüyor. E, belki Oğuz Kağan, İsmail dedik dönecek olan Harun gitti. genç çocuklar. Harun gitti. Gökhan'ın durumu belirsiz ben ayaküstü sana 10 tane topçu saydım. 10 tane topçu saydım. Şimdi ayaküstü tak 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 bakarken saydım. Bu arada teklif olan isimler var. Yani talip olan isimler var. İşte Salahisi'ydi, Ozan'ıydı, Mert Hakan'ıydı vesaire. Yani bu takımda minimum %50'ye yakın bir rotasyon söz konusu. Bu arada gelecek hoca <laughs> bu oyunculardan kaç tane devam etmek isteyecek? Gelecek hoca ilk 11 için kaç tane tercih yapacak? Mesela Fenerbahçe'nin şu an şampiyonluğu oynayan kadrodan bahsediyoruz. Yani o zaman yenisi. yine hocaya göre kadro oluyor senin. Abi hocaya Söyle. göre kadro olmak zorunda. Bak iki türlü iş vardır. Ama şu var Mehmet ben yani şöyle çok karamsar değilim. Bir Beşiktaş örneği var. Evet. Şimdi biz Beşiktaş'ı sezon başı çoğumuz favori göstermedik ama son günkü transferleri hatırlayalım. Rozier, Josef, Abubakar, Geza. 4 evet. Dört oyuncu oldu şampiyon. Şunu demeye getiriyorum şimdi. Çok isim saydın ama ben kendi adıma söyleyeyim. 6 ile sezona başlıyorsun. Evet. Stoperin ile Serdar. Evet. de Zank olsun. Tamam. Sağ bek Nazım. Sol bek Caner. Tamam. Ön tarafa gel. Ozan'ı sattığını düşünüyorum. İrfan Can var. Mert Hakan var. Hı hı. Hadi Gustavo yerine bir genç ölmüyor. Kenarda Pelkas var on numara. Şimdi hı. Mesut Özil var. Hı hı. Bir tane for yani 3-4 takviyeyle pekala şampiyonluğu oynayabilirsin. Mehmet bak Yine bir 10 tane transferi ihtiyaç çok şimdi. Bunu hayır, koku hayır. zamanı yaptın. Geçen sene yaptın. Bunları hep risk barındırıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyonluğuna ben burada ceketimi iliklerim. Hiç kimse laf söylemesin. Herkes ilikliyor. Ama normalde bu, bu Beşiktaş kadrosunun bu rotasyondaki kadronun Normal şartlarda Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun. Galatasaray'ın devre arasında yaptığı takviyelere de bakıyorsun. Fenerbahçe'ninkilere bakıyorsun. Beşiktaş iki tane oyuncu aldı devre arasında. Bir Cenk'i aldı. Zaten Bismillah, Selamun Aleyküm. Bu sakatlandı çocuk. Bir de Eskişehir'den bir sabek genç. Bilal miydi? Bilal. 17 yaşında bir Bilal Bey, Evet. Bir çocuk aldılar. Normal şartlarda bu Beşiktaş'ın kadro yapıları üzerinden gidersen üçüncü olması gerekiyor. Evet. Başakşehir'in kadro değerinden falan bahsetmiyorum. Onları hiç karıştırmadım şimdi. Ama performans olarak şimdi senin saydığın isimlere bak Caner. Caner, Ş Serdar falan. Ee, bakıyorsun bu sezon ne oynadı bu adamlar? Ne kattılar? Olmadı. Mesut diyorsun. Mesut ya bu sezon gibi oynarsa? Önümüzdeki sezonda. Ne yapacaksın abi? Yani gelecek hoca bu adamlardan nasıl bir performans alacak? Mesela Sergen Hoca Lerin'den anormal bir şey çıkarttı. Sen Hoca'nın yapamadığını Sergen Hoca yaptı. Gelecek hoca bu oyunculardan bu performansı alabilecek mi? Soru orada. Belki de atıyorum orta sahada işte ne bileyim Ozan'la İrfan değil de Oğuz İsmail'i oynatacak bir hoca gelecek. Bu çocuklar daha iyi oynayacak belki de bilemiyorum. Ben yüzden, oynamadığını biliyoruz. Güzel özetledim. Ben o yüzden güzel Emre Belezoğlu devam etmeliydi diyorum. Çünkü çok değişim yapmazdı kalsaydı. Tıpkı 2018'de Ali Koç başkan seçildikten sonra Aykut Kocaman'dan bir <laughs> briefing vermişti hatırlarsın. Evet. Çok transfere ihtiyaç yok. Ben üç, bu takımı şampiyon yaparım üç, demişti. Maksimum 4 transferle şampiyon oluruz dedi. Aykut Hoca gitti. Takıma 15 tane, 16 tane transfer yapıldı. Takım küme düşmekten sonra da kurtuldu. Tabii yoksa Emre Belezoğlu konusunda şu var spor direktörlük yaptığı için bu takımın temelini oluşturduğu için kalsıyorum. Yoksa ben de biliyorum Avrupa futbolunun geneline baktığımız zaman futbolu bıraktığı gibi 39'unda 40'ında büyük hoca olan var mı? Örnek verelim Zidane şimdi şampiyonluk 3 kere kazandı değil mi Real Madrid'de Hı. ama onun öncesi bayağı bir Real Madrid B takımı çalışır diye hatırlıyorum. Öyle bir anda 2006 Dünya Kupası'yla bıraktı futbolu Zidane. 2015'lerde de yer aldı. Guardiola mesela Guardiola da keza öyle. Bizim, biraz zamana ihtiyacı var. Sergen Yalçın Beşiktaş şampiyon yaptı. 5 Anadolu takımını kümede tuttu. Tabii 7 8 sezonu var Anadolu'da. Şimdi bizim Uğur Aktan var Türkiye Gazetesi'nden mesai arkadaşım. Selam o gün, olsun tanırım. Bugün Uğur soru yolladı ama işte fırsat olmadı, vakit yetmedi. E, şunu sormamızı istedi. Şimdi Zidane, Guardiola, Xabi Alonso, Raul örnekleri verdi. Bu adamların hepsi B takım çalıştırdı. Acaba Emre'ye böyle bir teklif yapıldı mı? Bilmiyorum bu arada. Yani kimseye de haksızlık etmek istemem. Çünkü orada başkan dedi ya hani bir takım alacağız. Orada işte diğer oyuncuları yer bulamayan yargılamasını orada değerlendireceğiz vesaire. İşte öyle bir şey olabilir mi acaba? Olabilir miydi veya? Ya bir takım alıyorum B takımı gibi. Orada Emre'yi getiriyorum. Hem Emre kendini geliştiriyor. Tecrübe kazanıyor. Hem de Fenerbahçe'deki formata uygun, kafasındaki Fenerbahçe'ye uygun bir oyun kurgusuyla oyuncuları besliyor. Türkiye'nin en büyük hocası bana göre çoğu kişi Fatih Terim'dir. Ümit Akdeniz oyunları. Ümit milli takım, A milli takım yani. Giriş, gelişme, sonuç aslında hı. aklın yolu bir. Hı hı. Gayet mantıklı ama planlama hı. baştan sıkıntılı Fenerbahçe'de. Şöyle yapalım, e, tabii <laughs> devam edeceğiz transferi konuşmaya, e, haberler vermeye devam edeceğiz.